Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün Ramazan kaçı? 28. Döndük. Yani 28. Peki. Hemen bir usulden gireyim. Dünya ahiretin suretidir. Ahiret dünya suretinin hakikatıdır. Usulden gidiyor. Dünya 18 bin alemin cemül cemidir. 18 bin alemin. 409 mektubatta söylüyor ustad. O alemleri bu alem içinde gördüm diyor. Anladım, fark ettim, okudum, anladım demiyor, gördüm diyor. Tamam mı? Bu dünya Esma-i Hüsna'nın cilvesi, cemali, nakşı ve sanatıdır. Bu dördü bir şekilde kendisini gösteriyor. Tamam. Eğer bu dördünü siz birleştirirseniz tencereye, cilve, cemal, nakış, sanat. Eğer tencereye bunu karıştırırsanız suret olur. Tamam. Aşağı doğru gidersek ki konumuza doğru gideceğim. Suret. Daha arkada sima. Daha arkada ne var abi? Bugün konuştuk seninle. Yok ben oraya bakmam yok sen. Siret var abi, siret. Suret, sima, siret. Siret. Sonra ne var? Huy, ahlak dediniz. Bak. Esma-i Hüsna hakaik eşyayı sabit etun. Her şeyin hakikat, her şeyin sabit hakikati var. O da Esma-i İlahiyedir. O da cennettir. Bu dünyada ise kitap okuyanlara diyorum yani bu ezber yapmayacaksınız bir şeyi. Var. Yani bilerek şey yapınca, okuyunca tefekkürünüz de değişiyor. Dün geceki kader dersi gibi. Neydi? Yani baş tarafında Ramazan'la alakalı değil, Kadir Gecesi'yle alakalı olan bir ayet konulmuş. İşte Kur'an'ın nüzulüyle alakalı bir ayet. Ha ya yani ezber olmasın diye, güzel. Mesela Ramazan Risalesi'nin başındaki ayet, oruçun farz olmasıyla alakalı bir ayet değil. Oysa oruçla alakalı, orucun farz olması, geçmiş ümmetlere farz olduğu gibi size de farz olmuştur. Ayetleri konmasından bir tanesini koyması gerekirken, Kur'an'ın nüzulundan bahsediyor. Ha, ismi Kadir'in dayandığı nokta. Evet. Kadir ismi. Ha, gibi mesela. Şimdi bu dünya Esma-i Hüsna'nın cilvesi, cemali, nakşı ve sanatıdır. Bir bakarsın bir şeyde Esma'nın cilvesini görürsün. Nakşını görürsün. Sanatını görürsün. Dördünü tencereye koy, cilve, cemal, nakış, sanatını koyarsan bütün adı surettir. Bu sure, biz hep suretle meşgulüz. Kimse hakikatini görmüyor. Siz benim suretimle meşgulsunuz. Tamam. Bu hakikatımı, simamı göremezsiniz. Simay veçemi. İnna Allah halakal insan ala sureti rahman. İzah ederken Emir Dağ 145'te orada simada maksat sirettir. Surette maksat sirettir. Sıfattır, ahlaktır diyor. Şimdi aşağı doğru iniyor ve ondan sonra konuma gireceğim. Esma-i Hüsna'nın cilvesi, cemali, nakşı, sanatı. Ya bir eşyada cilve gözükür, ya cema, ya nakış, ya sanat. Tamam? Dördünü karıştırarak gözüktüğü yere bütün o dördünün bütünsellik haline suret. Suret bir altı batınısı nedir? Suret sima. Aşağı in sima. Siret. Sıfat ahlak. Sıfat ahlak. Doğru. Bilerek gidiyor öğretmen. Bu kadar niye anlattım? Her şeyin ahirette İşte kabirdir, mezardır, kabirdir.
haşir meydanıdır, sırat köprüsüdür, cehennemdir, cennettir, hepsinin sureti var burada. Burası bil kuvve, çekirdek. Orası bil fiil, açılım. Ha? Orası. Şimdi biz suretten bahsediyoruz. Suret, hakikati orası. Ama suret, hakikatsiz olamaz. Yani suretten kasıt buz. Hakikat su. Suyu kaldırırsanız buzdan, buz yoktur. Buzu burada buz gösteren sudur. De, dünya buzdur, ahiret sudur. Tamam. Şimdi gelelim münker, nekir. Bir şeyden önce abi, Risale-i Nur'un suretle hakikati ve bir değinseniz abi. Yani Risale-i Nur'un buradaki suretiyle hakikati ifade etmiş olduğu mana. Mesela suret kitap. Hakikati de şahsı manevi mi oluyor? Ha mesela şöyle diyelim. 17. sözde diyor ki suretten hakikate geçersen diyor esma yoluyla musemayı bulursun. Tamam mı? Suretten hakikate geçeceksin. Suret nedir? Bir nakıştır. Mana ismidir. Mana harfidir. Şekildir ya. Ve adı da şudur. Bak Risale-i Nur demiyor. Risale-i Nur'un külliyatındandır. Risale-i Nur'un kitap dönüşmüş halidir. Risale-i Nur kitap değildir. Mesela Kur'an mahluk değildir. Kur'an kitap değildir. Kur'an suhuf değildir, sayfa değildir. Kur'an sayfalanırsa sayfa suhuf denilir. Musaf oluyor. Yani kitaplarınızdaki kitaba suhuf. Kur'an suhufa dönüşmüş hali. Buza dönüşmüş. Su. Kara dönüşür. Neme dönüşür. Değil mi? Vesaire. Şimdi Risale-i Nur'un da hakikati bu değil. Esma-i İlahiyedir. Çünkü Risale-i Nur her mevzusunu ismi azam noktasında ve her ismin mertebi azamın noktasında izah ediyor. Mahiyeti Esma-i İlahiyedir değil midir abi? Mahiyet değil. Mahiyet sıfata dayanır. Hakikat. Her hakikat. Risale geçerken, okurken. Hakikat esmaya dayanır. Hakikat esma. Hakikat tabirini görürseniz. Sıfat mahiyet. Sıfat mahiyet. Mahiyet. Hakikatiyle yani haşır neşir olan olmak için ne yapmak gerekiyor? Veya kimler meşgul oluyor hakikatiyle yani? Şimdi Risale-i Nur'la kim, onda sen neyi kastettin onu söyle ki ben ondan gideyim. Hani mesela biz Risale-i Nur hakikatiyle meşgul olabilmek veya hakikatiyle direkt muhatap olmak için ne yapmak gerekiyor yani? Sen ne canlanıyor kafanda? Melekütem geçme manası. Başka bir şey tahsil. Melekütem geçmek manası yani. Hani sizin daha önceden hani Risale-i Nur'da ikinci şurada da vermiş olduğunuz misal var ya. İşte evvel ahir zahir batın manalarını. Şimdi ha şunu kastediyor. Tabii bunun çeşitli cevapları var da dedim. Acaba neyi kastediyor? Evet. Hangisini istiyorsun? Sizin yani kafanızda canlanan şu. Yani. Risale-i Nur'un her mevzusu ama her mevzusu, her kelimesi huvel evveluhu vel ahiruhu sona getiriyorum. Ve zahiru vel batinu. Uygulayın. Huvel evveluhu ağacın kökteki çekirdeği. Vel ahiru meyvesindeki çekirdeği. Zahiruhu ağacın dış görünüşü, batını makinesi, sistemi. Risale-i Nur'a böyle baktığın zaman mesela diyelim ki şimdi bakacağız. Münker mekir, kabirde rastlayacağımız hadise. Konumuz bu. İşte yani Risale-i Nur hakikatiyle münker nekire bakmak burada nasıl olacak? Hani dün akşamki derste de dima, akıl, ruh bir de hayattaki eylemsel cihetiyle baktığın zaman direkt hakikatiyle muhatap oluyorsun. Evet, aynen. Mesela diyelim ki münker nekiri buradaki suretini nasıl yapacağım da. Mesela diyelim ki bir mevzu, Risale'nde bir mevzu. Adam veya ders yapıyor veya kendisi çalışıyor. Çekirdek mesabesinden bakıyor. Huvel evvelu, fıtratı bu. Bunun dersi çekirdek merkezlidir. Evet. Ondan sonra bu fıtratları alakadar ediyor. Bir zat var, bir ders yapıyor. Ahiruhu neticeleriyle meşgul. Onun dersinin muhatapları meyve mesabesindeki insanlardır. Yani meyve mertebesinde anlatıyor. Bir insan vardır ki dersinde zahiruhu.
bakar böyle zahirini, görünüşü, daldır, elmadır, armuttur. Burada ne arıyorsunuz? Yani lügatı mana verir, daha siz evveli ahiri neye uğraşıyorsunuz? Manaya, mana ilgilenmez. Mana mı varmış? Ya ağaç var işte kardeşim, ne kökte uğraşıyorsun? Kök varmış. Varsa sana ne kardeşim diyor. Maziyi müstakbele taşıyormuş meyve. Meyvenin çekirdeğini ne özelliği var? Maziyi müstakbele taşıyor. Ya siz ne meyveler? Ye işte ağaçtan in aşağı gitti işte. Bunlar hangi tipler? Zahiru tipleridir. Kulaklı tabakadır. Dinler eyvallah der. Daha süte yoğurta karışmaz. Bunlar tabirleri esas alırlar. Lugat esas alırlar. Manaya düşmandırlar. Batinuhu tipler var. Batinuhu mezhebi var. Ehl-i sünnetin dışında. Zahiri kabul etmezler. Zahir öyle ama değil işte. Bu aslında şeydir. Yani zahiri mesela inkar ederler. Ehli hakikat ise bu dördünü bir bakabilmektir. Bakabilen kim oluyor? Asıl mücedditleri oluyor. Bunlar ismi azam noktasında ele alırlar mevzuyu. İsmi azam noktasını alınca her ismin mertebi azamı ile izah ederler. Onun için mesela haşir hakkında İstisna koymuyor, şu bu falan demiyor. Bütün ülema İslam haşir naklidir. Akıl bunda yol bulamaz dediği şeyi haşri akli olduğunu çocuklara da avama da göstermiş diyor. 10. sözün zeylinde. Evet. Tamam mı? Bu nasıl olmuştur? Çünkü Risale-i Nur her mevzusu, çok ikide bir tekrar ediyorum ama anlaşılmıyor hissediyorum değeri bu kelimenin. Benim cümlem değil. Risale-i Nur her mevzusunu ismi azamın mertebi azam noktasında izah ediyor. İsmi azam noktasında izah ediyor. İsmi azam ne demektir? Aynı kelimenin içinde evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batınuhu cem edilirse o ismi azama mazardır, o mana. Eğer sırf çekirdek itibariyle olursa bir isme mazar olur. İsimdir. İsmi mertebi azamın değil. Yani dördünü tazamun eden bir ders, dördünü tazamun eden bir kelam, ismi azam noktasını ezir ediyor. Mesela münker mekir. Bu münker nekir hadisesi kabirde başımıza gelecek bir hadis. Hakikat. Peki sureti, her hakikatin sureti var dünyada. Cennet ve cehennemin, cennet cehennemden bak, cennet ve cehennem son. Bak elime bakın. Cennet cehennem. Biz buradayız. Daha ona gitmek için mezar var. Sonra kabir var. Sonra alemi berzaf var. Haşir var. Sırat köprüsü var. Cennet cehennem. Cennet cehennemin burada olduğunu söylüyoruz da. Bu en son burada varsa buradakiler ve kabir, münker mekir burada yok mu? Mesela bakın burada cennet cehennem olduğunu söyleyeyim bak. Birkaç tane numune için aldım. Hepsini almadım. Sayfalarında söyleyeceğim. Bak burada olduğunu göstereyim size. Şualar 231 bir tanesi. Mahiyeti küfür dahi, küfrün mahiyeti bizdeki küfür. İşleyince bak ne yapıyor? Cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, vücut harici çıksa, lezzetleriyle bir cenneti hususiye şekline girebilir. Ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Cennet ya bu. Benimle cennet aramda mezar var, kabir var, alemi berzah var, haşir meydanı var, sırat köprüsü var, cennet var, cehennem var. Tamam mı? Şu sonu, elime bakın, şu son burada var, hissediliyor. Bu hissediliyor. 8. sayfa sözlerde de Kastamonu'da söylüyor. Celal ve Cemal tecellisi. Panik, panik atak, depresyon, buhran. Yani şöyle düşün. Ruhsal sıkıntıyı anlamanız için söyleyeceğim. Öyle bir sıkıntı ki çözümü, sıkıntıdan kurtulmanın çözümü intihar olmuş. Sıkıntıyı hayal et. Ahmet anladın mı abim?
Bak, ruhsal ne kadar bunalım, ne kadar çözümsüzlük ki, ne kadar korkunç kaos. Ustadın tabiriyle tedahuş. Tevahuş değil. Tevahuş da yeisi, mevsiyeti tencereye koyun. Hep külliyattan söylüyorum. Bu yürüyemem böyle. Bak size söylerken şeyin de karşımda, yazım karşımda. Tevahuş ve mevsiyetten terekküp eden tedahuş. Yani tencereye getir. Mevsiyeti koy. Tevahuşu da koy. Vahşet, içsel zulümatı. Yalnızlık değil. Tevahuş ve mevsiyet. Koy tencere, karıştır. İkisinden ne çıkar? Tedahuş. Dehşet. Tamam. İşte bu ruhsal dehşeti ne kadar büyük olduğunu göstermeye çalışıyorum. O kadar büyük ki bunu söndüren zannediyor. Bunu çözümleyen, bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak çözümü intihar zannettirmiş. İntihar çözüm ise bu nedir? Cehennemin alemi şehadetteki karşılığı. Cehennem burada yaşanıyor kardeş. Şöyle diyeyim. Aynayı tutun. Bahçe. Ne gözükür? Bahçe. Necis bir şeyi tutun. Mide bulandırıcı. Necis olur. Midem bulanır. Ya şuna bak ya. Lan bak, buna küfür edeceğini aynayı çevir. Peki. O 150 milyon kilometre güneşe tut. Güneşi burada hazır eder. Eğer aynadakilerden rahatsız oluyorsanız aynanızın yönünü değiştirin. Ruh aynadır. Eğer tedahuş, tevahuş, meşhur oluyorsa aynanız yanlış yere bakıyor demektir. Nazarında kötü yer işe diyor. Evet, nazarında. Fena bir memlekete düştü. Fena bir memlekete düştü. Aynen. Herkes aynı memleket. Bu dünya. İkinci söz. Nazarında fena bir memlekete düştü diyor o eski iki askerde. Bakın cehennemi orada arıyoruz. La kardeşim, Allah'ını seversen ya. Cehennem orada arıyorsun. Cehennemin sureti burada var. Cennetin sureti var. Yani ruhsal bunalım, içsel tedahuş nedir? Bu nasıl bir cehennem yaşanıyor ki? İntihar çözüm zannedilmiş. İntihar ne demek biliyor musun sen? Murt gidiyorsun. Sen her vakti tırnağını ağrıdığı zaman miden ağrıcağız, doktordan çıkmıyorsun ya. Adam cehennemi bile nazara alarak oruç tutmuyor ya. Peki niye? Elemine dayanamıyor musun? Peki ölümüne nasıl, ipi nasıl takıyorsun? Kardeşim, o nasıl normal biliyor musun? Hatta çıkış, hatta belki lezzettir intihar. O içte yaşanan var ya yaşanan. Ne kadar dehşetli olduğunu, volkan, dünyamızın merkezindeki ateşin ne kadar dehşetli olduğunu volkanla anlarsın. Dışarıya püskürttüğü neticeyle 6700 küsür kilometreden bunu fırlatırsa, bak ustad diyor ki Münker Mekir, göreceksiniz neredeymiş. O bizi dehşete sokan, kabre girdiğin zaman men rabbuke, men nebiyike, men kitabuke, men dinike sorulduğu var ya, dehşet tabi, dehşeti bir şey, ilk menzil. İlk menzil. Meğer onun sureti burada var. Göreceksiniz. Münker Nekir. Hiç endişe etme. Şu aynada gözüken Münker Mekir. O hakikati burada sureti. Sureti hakikati aynı. Cenneti de anlatınca Hasan abi diyor ki Rab vahide teslimiyet firdevsli bir vaziyettir. Ha bak. Rabbi vahide teslimiyet firdevsli bir cennettir. Kaçıncı sebedeydi o? 52. Mesnevi. Mesnevi. Bir de okuyorum burayı. Belki Münker Mekir'e giremeyeceğim ama onun etrafını kazıyorum. Çünkü o kadar ciddi bir şey koyacağız ki ortaya. Münker Mekir meselesini halledeceğiz Allah'ın izniyle. Kabiri de okuduk, bitirdik. Kabiri de hallettik. Havlu oldu. Kabir, mezar, Münker Mekir. Bak. Mahiyeti küfür dahi. Şualar 231'den okuyorum. Bak. Şey bastı ya. Mukaddime oluyor zaman. Tabii ya. Ateş gibi vücudum yanıyor şu anda. Daha girmedik yani mukaddime. Yok canım. Giremeyiz tabii, biraz zor. Bak, mahiyeti küfür dahi bir şeyi
önermeler siz olursa ezber olur. Ben bunu sevmiyorum. İstiyorum ki oturta oturta gidin. Bak, mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Küfür mahiyeti. Bu önerme cümledir. İzah edecek şimdi bu. Bu hüküm. Diyor ki evet, şimdi izah, evet. Nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, yani eyleme dönüşse, cisimleşse, lezzetleriyle, imanın lezzet, imanınızdan lezzet almak. Mesela bir tanesini söyleyeyim ben size. İmandan lezzet almayı, hemen. Dertler bana derman imiş. Dertler derman olur mu? Dertler bana derman imiş. Aynı elem içinde lezzet var diyor ustad. Aynı lezzet içinde elemini, elemin içinde lezzeti, lezzetin içinde elem var diyor. Onu ben size bir tane söyleyeyim. Bugün 28. Ramazan ya. Burası Kırıkan. 45 derece vuran bir ateş küren olduğu yer. 45 insan. Şimdi azap içinde kalıyor da susuz insan. Bak şimdi imandan lezzet almayı söyleyeceğim. Eylemde lezzeti göstereceğim şimdi size. Hepiniz de var da farkında değilsiniz. Şimdi bu oruçtan elem alan biz değiliz. İnsanlığın Nemrut tarafı var, bir de Firavun tarafı var. Nemrut tarafına darbe vuruyor. Oruçtan elem alan, susuzluktan kıvranan, dehşette kalan sen değilsin. Seninle hiç alakası yok. Bu fikir. Eğer sen bunu tekfekür ede ede kendini nefisten ayırırsan, sana giydirilmiş bir sistem olduğunu anırsan, orucun ona darbe vurduğunu bilirsin. Bu orucun elemi senin değil. Şeytanın en büyük tuzağı kendine tabi olanları kendini inkar ettirir. Orucun elemi bizim değildir. Elem alan nefistir. Bu sefer bunu fark edersen fikir. Farkındalığa gelir. Eğer bunu tefekkür edip de nefisle kendini ne kadar ayırırsan bu elem alırken ruh lezzet alıyor. Ben size yalan mı söylüyorum? Bu Kırıkhan'da, bu 45 santigrat derece gibi ateşte, Ramazan ortasında da, gündüz ortasında da söyle. Evet, yürüyecek halim yok. Susuzluktan bitmiş. Beyaz tenliyim. Bir anda gelmişim, sizin gibi burada büyümedim. Ateş kürenin içine düştüm. Bir aniden geliyorsun uçakla. Uçaktan inince ne olduğunu bilirim. Fakat yalan söylemiyorum. Onun lezzet aldığının farkındayım. Ve onun elem aldığının farkındayım. O elem alırken benim çok hoşuma gidiyor. İnan bana. Yani elemden lezzet var. Şimdi iman da o lezzet nedir? İmanın lezzeti, onu göstermek istedim. Tecessüm etse lezzetleriyle iman bir cennet hususiye şekline girebilir. Ve cennetten bu noktadan gizli haber veriyor. Bana böyle cennette haber veriyor. Nasıl veriyor? Herkesi veriyor, farkında değil. Yani elem alıyor mu oruçtan? Alıyor. Kim yaptı bunu diyor, iş atacağız da. Eylemden, ibadetten gelen tekaliften gelen ağırlık, sıkıntı, oruç, namaz. Eğer diyor o emri veren zatın şuurun nispetinde o tekaliften gelen elem kalkıyor. Şimdi ben diyorum ki, böyle yapıyorum, gidiyorsun. Ulan ne haber lan? Ne haber? El freni çek, takos koy. Şimdi ne yapıyor? İman lezzeti ortaya çıkıyor, sıyrılıyor. Hasan abi, sahabe bunu fark ediyordu değil mi? Tabii, sahabe ne fark etmesi? Yaşıyordu. Fikretmek, hissetmek, bahsetmek, zevk etmek. Bizimkisi bu derslere katılanlar, Risale-i Nur talebelerinin hepsinde fikir var. Enfusu geçenlerde, enfus konuşanlar da fikretmek, hissetmeye geçiyor. Hissetmeye geçince imanınızın lezzeti vallahi böyle su gibi alırsınız. Böyle. İmandan vallahi lezzet alacaksınız. Ben imanımdan lezzet alıyorum. Ben Risale-i Nur tadat için söylüyorum. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini şükür için tadat et ki onlara örnek olsun. Ben imanımdan lezzet alıyorum. Haramı kendisi sıkıyor. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye zannetme. Hamdolsun. Neyle muvaffak oldum? Öyle bir adam değilim.
ama terklerim iyi. Cep telefonla oynamam. Televizyon dünyamda olmamış. Bizim eve hiç girmemiş. Şunla bunla girmemiş. Tamam. Yani terk ederseniz imanınızdan lezzet alırsınız. İbadet, zikir, evrat, Kur'an çok oku, Risale oku. Ne okursan oku. Terklerin olmadıkça lezzet alamazsınız. Terk. La ilahe'lerinizi çoğaltın. İllallah sonra. La ilahe illallah. Nedir o? Menhiyattan ve günahlardan. 148 Kastaman. Menhiyat ve günah. İkisi aynı mı? Lugatta aynı. Hiç alakası yok. Menhiyat defi mefasit. Günahlar ise terk-i kebair. Hemen altında söylüyor zaten. Defi mefasit. Yapmamakla yapıyorsun. Münker ve nekir var abi. Nekir terklere mi bakıyor? Evet terklere bakıyor. Nekir. Defi mefasit. Nasıl oturuyor şimdi? Ben onunla konuşmuyordum ama bak oraya geçtim. İşte kaydettim onu zaten. Yani münker eylemlerimiz. Kalbi ustad diyor ki kabirdir diyor. Kalbi kabirden manalar çıplak çıktı diyor. Kalbi kabirden manalar çıplak çıktı. Nekr, münker, nekir. Nekir terklerimiz. Terkleri terk etmesen nekir hırtlanı sıkar. İntiharı öttürüyor. Yani psikolojik hastalıklar terklerin olmamasında. Vesveseler ise münkerlerimizin fazla olmaması. Eylemlerimiz. Münker, tamam mı? Vicdani. Nekir, dima. Vicdanla dima bütünlüğü kabir oluyor. O da kalp. Kalp için söylüyor. Kalbi kalp. Kalbi kabirden manalar çıplak çıktı diyor. Kabir ceset değil mi? Yani şimdi kalbin iki ayağı var. Kalbin. Bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. Münker mekir kabirde olur. Dünyada da aynısı oluyor. Nekir, münker, nekir. Münker, nekir. Vesvese, vehim. Senin hesabını öyle soruyorlar ki zaten kabirdeki hesap bizim bildiğimiz hesap değil. Soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor. Kabirde verdiğin cevabı yüzüne okuyor. Öğretmen yazılı yapar. Öğretmen yazılı yapar. Bir hafta sonra yazılıyı sınıfta okur. Öyle mi Murat? Evet. Ha. Şimdi açık saçık geliyor. Soru bir. Bakıyor musun bakmıyor musun? Çevirdin. Cevap bu. Melek diyecek ki sana... Sana diyecek ki sana böyle bir soru soruldu kabirde. Evet cevabın bakmadı. Ondan sonra ona delil nedir? Sen zaten böyle diyeceğini burada vardı diyor. O zaman sürekli şu anda soru var. Abi. Şu anda münker nekir zaten soruyor. Kabirdeyiz. Yani. Şu anda kabirdeyiz. Kabirde neticeyi görecek. Hı. Tabii şu neticeyi göreceksin orası. Soru burada soruluyor kardeşim. Abi haram. Abi fırsat dedin haram tamam mı? Bir masum ve mazlum. Düştü eline. İstismar et. Soru bir. Ediyor musun etmiyor musun? Yaptığın eylem cevabındır. O da yüzüne karşı okunacak. Münker nekir burada soru soruyor. Orada yüzüne karşı yazılı kağıdını okuyacak. Ya bu münker nekir şu daha kabirde. Ya cennet burada var. Cehennem var. Ya bak diyor ki mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Evet. Nasıl ki iman mahiyeti eğer tecessüm etse lezzetleriyle bir cennet hususiyet şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Abi zaten mahiyet sıfata bakıyordu. Az önce konuştukken mahiyet sıfata baktı. Girmedin de. Hakikat esmaya baktı. Suret buraya bakıyor. Evet. Yani mahiyetsiz suret olmaz ki. Yani. Olmaz. Sırf bu cümleden başka okumasanız bile delildir yani. Evet. Çünkü mesela mahiyetsiz suret nasıl olacak? Doğru. Buzdan suyu kaldır bakayım. Ortada bir şey kaldır mı? Su mahiyettir. Buz ise şeydir. Su. Süt. Su yani alttan gidersek mahiyet buradan. Yani alt yani. Ondan sonra küfrün bilhassa küfrü mutlakın eğer küfür var, küfür çeşitleri var. Küfrü mutlaksa ve nifakın işte eskide yapıyordu bıraktı. O hafız olanlar, o namaz kılıp da bırakanlar hiç böyle gafil ana babasından hiçbir şey almamış büyüyen insanlar gibi değil. Onlar nifaka yakın. Onların bak
nifakın ve irtidadın öyle karanlıklı, vahşetli elemleri ve manevi azapları var ki, eğer bu azap intihar çözüm işte, eğer bu diyor elem, o çektiği o dehşetli karanlıklı ve elemli manevi azapları, hangi azapları? Vahşetli elemleri eğer tecessüm etse, o mürtet adama daha dünyada tecessüm etse, o içindeki çekirdek ağaç olsa içerideki, hemen burada o mürtet adama bir hususi cehennem olur. Ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir. O mürtet adama dedi abi. O mürtet adama. Buraya bakıyor, şahsa bakıyor. Şahsa canım. Kesinlikle. O diyor çünkü. Çünkü onun nazarında fena bir memlekete düştü. Kardeş, münker de burada, münker nekir, cennet de cennet. Hep burada. Peki bu ne? Suret. Orada hakikat. Ne olacağını? Sürpriz yok. Sen zaten görüyorsun. Nereye gideceğini aman bilirsin. Bilirsin. Dünya mükemmel o noktada değil mi abi? Harika. Bu biz nokta. Aynı anda yani. Mesela cennette, cehennemde cennet yok. Evet. Cennette de cehennem yok. Ama dünyada ikisi de var. Diyor ya, akrabam cehenneme düşse ben cennete düşsem görebilir miyim? Görüyor zaten. Mesela. Evet. Devam edeyim. Başka bir tane de okuyayım. Şu anlar 259. Nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyane sümbülendiriyor. Dünya çekirdek, ahiret netice. Ağaç, ahiret, dünya çekirdek. Cehennem burada inşa ediliyor. Cennet, cehennem burada inşa ediliyor. Çekirdek. Başka bir okuyun. Çok şaşıracaksınız. 135. Hepinizin bildiği bir yer. Mesnevi Nuriye. Biraz öncekinin belki 231 şu anları, hani şu anlar fazla okunmuyor ya derslerde. Mesnevi çok okunuyor da onun için dedim. 135. Bak diyor ki, evet, müstakbel mazinin aynasıdır. Mesela ben oturuyorum, karşıda büyük bir ayna var. Çok büyük, endam ayna. O ayna bana bakıyor, benim arkam mazi. O ayna nereyi gösteriyor? Beni mi gösteriyor? Arkamı göstermiyor mu? O önümdeki ayna, ben ona gidiyorum. O benim neyimdir? İstikbalim. İstikbalimdeki ayna beni gösterirken mazimi de göstermiyor mu? Ha, istikbal mazinin aynasıdır. Mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde, yani yaşadıklarım ahirette ağaç olduğunda suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynasına, tarihe ve insanların zihnine vedia bırakıyor. Yani o benim yaşadıklarım benim ahiretteki dünyam. Suretini, şeklini hakikate dönüştürüyor. Suretini ve şeklini. Suretini ve şeklini dönüştürüyor. Başka bak. Şurayı da okuyayım. 259. 259 şu alır. Bak ne diyor. Birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş ha. Ne haber lan? Nasılsın? İyi misin? Dediğimiz var ya, arkadaşım iyi misin? Arkadaş, münker mekir namında iki tane mübarek arkadaş. Cehennem zebanisi değil ha Ahmet. İki mübarek arkadaş ne olmuş? Çıkıp geldiler diyor. Allah'ım. Ustad diyor ki, şimdi hayalen istikbalde hakikat olacak kabrime girdim diyor. Gelecekte gideceğim kabrime şimdi hayalen girdim. Ben de ustada sordum, bu yola onunla çıktım. Bu yola nasıl çıktım biliyor musun? Münker nekir nerededir sorusu şuna çıktım. Ustadım, istikbalde hakikaten şimdi kabrime hayalen girdim. Dedim ki ne ihtiyacın var, niye girdin?
Hakikate niye girdi ya? Hiç düşündünüz mü? Niye giriyorsun? Hayırdır? Peki buradan oraya gittin. Oradan buraya yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Kabire girmiş adam çocuk. Arapça ders alan çocuk. Men Rabbuke diye Arapça soru sormuşlar. Ölmüş ha. Orada. Bak oradayken burayı yaşıyor çocuk. Önemli olan nerede olduğunuz değil, neyi yaşadığınızdır. Bir daha. Nerede olduğunuz değil, neyi yaşadınız. Adam çocuk öldü mü? Men Rabbuke sorusu soruldu mu? Çocuk zannetti ki hocası. Peki hocasını sokaktaki başka bir adamla ayırt edemez mi? Bir daha söylüyorum. Şimdi sokaktaki insanla beni ayırt edemez misiniz? Peki ölmüş münker nekir hesap görüyorsa hocası olmadığını niye anlamadı? Çünkü münker nekir hocası şekline girmiş. Hocasına diyor ki men mübtedadır, men rabbuke, men mübtedadır, rabbuke onun haberidir. Yani bana daha zor soru soracağım dedi ya, ben bugün biliyorum dedi ya. Men rabbuke, Rabbin kimdir? Men mübtedadır, rabbuke onun haberidir. Ve kendisini medrese de zannetmiş. Niye zannetmiş? Mesela yabancı bir tanesi soru sorsa, bana şimdi gelse, siz tanıyorum. Ya Hazan Bey işte sen misin falan demesin. Buyur kardeşim sen beni tanıyor musun? İlk önce şöyle bana bir soru soruyorlar. Psikoloji danışıyorlar. Kardeşim beni ne kadar tanıyorsun? Bak abi ben doktorluk miyim, cinni miyim, şey miyim, ervah habisi işgali miyim? Bir sürü derslerimiz var. İlk şöyle diyor bana sor. Beni tanıyor musun? Tanıyorum abi, tanımıyorum. Ha beni tanıyan sözüme itimat eder. Ona göre söyleyeceğim. Tanımıyorsa, kardeşim benim sözüme itimat etmezsin ki bana soruyorsun. Tanımıyorsun ki beni. Peki Ahmet sana soruyorum. Sen şimdi benimle sokaktaki adamı ayırt edemez misin kardeşim? Şimdi çocuğa soru soruyorlar. Münker Mekir. Medrese'de olduğunu niye öyle zannetti? Kabirde olduğunu niye? Çünkü Münker Mekir soruyor. Demedim ki ya sen kimsin ya bana niye soruyorsun? Hocası zannetmiş. Men Rabbuke soru sormuş. Hocasının sorduğunu görmüş. Peki hocası ile Münker Mekir aynı demek. Abi o zaman soruyu soran nekir değil münkerdir. Mustafa. İkisi beraber. İkisi beraber midir? Evet. İkisi duruyor. Abi şimdi hocası tekri dedin ya abi. Tekler dedin ya. Tekler. Münker o zaman şeydir abi. Tekler değil fiiliyat yani. Ruh boyutunda yaşadığın şey. İlk önce münker soruyor zaten. Fiiliyatları soruyor. Soruyor. Şimdi artık hangisini sen yapıyorsan ama ikisi de orada. Ben şurada vurgulamak istiyorum. Çocuk soru soranın hocasını biliyor. Ve bulunduğun yer medrese zannediyor. Yani peki yabancı birisi olsa çocuk niye anlamasın ya Arapça ders almış. Ve Arapça ders veriyor ya. Ondan sonra bunu, ondan sonra orada bulunan Keşfe Kubur velisini ve rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Rahmet ilahi tebessüme getirdiğini sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun ya? Ben burada olanları bilirim. Bir şahadise de oldu. Aa gülüştünüz. Rahmet ilahi tebessümü getirdi diyor. Orada saygı. Evet. Demek rahmet ilahi görmüş. Ya. Şimdi bak. Neredeydim bak. Münker ve birden Münker ve Nekir taifesinin iki mübarek arkadaş çıkar geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Hesap değil. Münazaraya başlar. Münazara ne demekti? Soru. Şu. Ve mutala demek, elini koymak, kendin tetibat yapmak. Bundan buna. Buna mutala denir. Müzakere. Müzakere ise, sen de çalıştın, ben de çalıştım, beraber onu iş yapalım. Münazara demek, nizalaşmak, nizalaşmak, inatlaşmak böyle alışveriş, pazarlık gibi gözükürken, inşa etmek gözüküyor. Mesela münakaşa, nakş etmek, birbirine bilgi akışı yapmak. Şeyini tamamlamak. Benimle muzanaya başladılar. 275'te şu alarda da şöyle diyor. Münker ve Nekir isminde melaikeleri ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer münis arkadaş yapan. Şuraya bak. Münis arkadaşmış. Münis yakın, ünsiyet edilmiş.
Daha önce görmediniz ki nasıl ünsiyet ettiniz? Var. Arkadaşın özelliği olsun. La kardeşim münker mekir neymiş ya, konuşturmayın ya. Cebrail aleyhisselam bile sahabelere dihye suretine girmedi mi? Münker mekir neymiş ya? Allah ile dost oluyorsun ya. Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an. La münker mekirle arkadaş. Arkadaşlık neymiş ya? Allah ile dostun. Münker mekir nerede kaldı? Bir tane söyle dedi. O Hasan kardeş dedi ya. Sırat köprüsünü buraya getirdin ya. Sen hiç Allah'tan korkmuyor musun ya dedi ya. Abi ben getirmedim dedim. Kim getirdi dedi ya. Senden başka yapan mı var dedi ya. Allah'tan kork dedi ya. Sırat köprüsünün burada ne işi var? Bağırdı nefesini bitirdi. Abi beni şimdi dinleyecek misin? Dinliyorum dedi. Niye getirdin Sırat köprüsünü buraya? Ne işi var Sırat köprüsünün ondan başta dedi. Abi ben getirmedim. Ben üstünü açtım. Kerdeyi kaldırdık. Ondan sonra 23. sözde der ki mebde'ye hayat, ahiri hayat dir diyor. Hayat yolu. Köprü. Ben kendimi köprü üzerinde gördüm diyor. Sen ara ara köprü ara. Osmanlı köprüsüyle uğraş. Münker ve Nekir isminde melaikeleri ehli hak bak. Ne yapacak bak size. Bu dersi dinleyenlere diyorum. Bu Münker Mekir namı ismindeki melaikeleri ne yapmış Allah bak ne yapacak size. Ehli hak bu müjde ha müjde. Müjde kardeşim. De ölümden, kabirden dehşet alan kardeşim sana sesleniyorum. Bak korkuyorsan Münker ve Nekir ismindeki melaikeleri ehli hak ol. Ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer münis arkadaş yapan. Arkadaş. Bak daha şimdi. Sonra yetmiyor. İki. Önceden tanışıyorlar. Tabii. Risale-i Nur'un şakirtlerini talebi ulum sıfatına dahil edip münker ve nekir suallerine Risale-i Nur ile cevap verdiklerini merhum Karaman Şehit Hafız Ali'nin vefatıyla keşfeden ustad keşfetmiş. Hafız Ali abinin vefatıyla ustad mürakibeye girmiş. Keşfel kubur. 40 kişiden 40 tane vefiyattan birkaç kişi kurtarılıyor ya. Hafız Ali abi ne yapacak diye merak etmiş. Ustad girmiş. Nüker ve Nekir namındaki iki melaike ehli hak ve hakikata münis arkadaşmış. Risale-i Nur şakirtleri de talebi ulum unvanı aldıkları için nüker mekir suallerine her biri nur talebesi. Abi benim hatırıma kalmasın sen duy yeter. Hafıza önemli değil ruh cevap verecek. Dinlediğin ve okuduğun Risale-i Nur dersleriyle Risale-i Nur ile cevap verdiklerini ustad neyle keşfetmiş? Merhum Karaman Şehit Hafız Ali'nin vefatıyla keşfeden ve hayatta bulunanlarımızın da şimdi siz öldünüz mü yok? Hayatta bulunanlarımızı da yine Risale-i Nur ile cevap vermesiyle rahmet-i ilahiyeden dua ve niyaz eder. Şöyle görüyor musun? Abi zaten insan bir konuya böyle teveccüh ediyor ya Risale-i Nur'da mesela. Sonuçta benim aklıma bir şey geldi dediğin şey ya da içime bir şey doğdu dediğin şey zaten Münker Nekir ile birlikte demek ki dersi yapıyorsun evet. Ki. O biri sana onu söylüyor, biri Münker sana söylüyor ya da Nekir söylüyor. Al evet. Sana arkadaş işte. Şimdi böyle girdik. Daha Münker Nekir'e girmedik. Münker Nekir çok da kolaymış. Bak ondan sonra burada o sana münis arkadaş yapan. Ehli hak ve hakikat olursan Risale-i Nur'un derslerine samimane, sadıkane, size bir şey söyleyeceğim. Bunu dersen vakıflar kaydedebilirsiniz aleminizde. Sözler 143. Bugün de değil mi? Gerçi biliyorsunuz. Dima'da mertebe vardı. Söyler misiniz? Tahayyül. Tasavvur. Takur. Tasdik. İzan. İtikat. İtikat son. İman değil. İtikat aklidir. İman kalbi. Eğer bu itikatta sadakat, sıdıkiyet dahil olursa iman olur. Kalbe giriyor. Zaten iman kalbe ilka edilen bir durum. Anladın mı? Sadakat eğer itikadı mayalarsa yani sadakat itikatla beraber olursa iman olur. Eğer imandan sadakat giderse itikada düşer. İman olmaz.
Orada şeyde değil mi abi? Ne diyordu orada? 143. Kabre 3 tarzda 3 yola girilir. Orada diyor değil mi? Orada. Bir kategori koyuyor. Diyor ki birinci kategoriyi söylüyor. Başka bir kategori koyuyorsa birin karşısına birde değildir demek. Eğer birde olanları birin dışına koymazdı. Birde olanlar birde koymuş. Diyor ki ehli iman için kabir. Ehli itikad için kabir. Ehli kafir için kabir. Eğer ehli itikad ehli imansa ayrı bir kategori konmaz. Ehli imanın içine konar. Ehli imanda olmayanlar karşısına koymuş. Ehli iman için kabir. Ehli itikad için kabir. Ehli kafir için kabir. Peki itikadla iman arasındaki fark, itikatta sıdıkiyet yok. Sadakat yok. Eylem yok. Yani eylem yok. Eğer yaşamadığı diyor ama. Evet, yani mesela itikatta itikadı var Allah. Fakat Allah'ın dostlarına, düşman dostlarına da dost oluyor düşmanlar. Yani eylemsiz itikat. Yani gidiyor küfre taraftar oluyor. Kafirle beraber oluyor. Kafiri destekliyor. Bunun imanı olmuyor. İmandan düşüyor. İtikat oluyor. Yani sıdk, sadakat itikada dahil olursa sadakat iman olur. Eğer diyorsun Allah Allah ne temiz adam ya. Ya Kur'an okuyor, kurban kesiyor, oruç tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne taraftar oy veriyor. Nasıl iman olacak? İmandan düşer, itikada iner. Başörtü düşmanı, şeriat düşmanı, Allah düşmanı, değil mi? Şeriatı kaldıranlar, şeriat düşmanlarına dost oluyorsun. Bu adam halis, şüphemiz yok. O adam Allah'a inanıyor. Tabii iman etmiyor. İtikad ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İman ettik demeyiniz diyor. İtikad ettik deyiniz diyor. Anlaşıldı. Biraz oturdu değil mi ustam şimdi? Evet. Allah'ın sahabe efendimiz. Sahabe efendimiz hani efendimiz vefat ettikten sonra imana çıkıyorlar bazıları. Bunlar hangisine dikkat? Ha. Şimdi sahabe bulunmuş. Kitaplarda şöyle diyor. Ulema arasında kavga olmuş. Bu Risale'ni barıştırıyor. Yani Resulullah zamanında sahabe olan, yanında iman ettiğini söyleyen ve onunla beraber oturan sahabe peygamberin vefatından sonra nasıl murtet olur? Bunu çözemiyorlar alimler. Risale-i Nur'daki manayı söyleyeceğim size. Onlar iman etmemişti, itikat etmişlerdi. Çünkü ustad yeni bir şey getiriyor, sistem getiriyor. İlmi kelam kitaplarında şu var. Ya ehli imansın ya ehli kafirsin. Ya buradasın ya değilsin. İmanla küfrün ortası yoktur. Varlıkla eşlik arasında ortası var mı? Yok. Ustad diyor ki ahir zaman fitnesi ehli iman, ehli kafir. Ama yani Allah'a iman ediyor, zekat veriyor, haca gidiyor, hizmet diye koşturuyor, kurban kesiyor. Ama burada değil kesin. Değil, kafir değil adam. Oruç tutuyor, Allah'a iman ediyor. İman ettiğini söylüyor yani. Oruç tutuyor, zekat veriyor. Fakat birincisinde ehli imanın ve imanın iktiza ettiği tarafkirliği yok. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Yani değil böyle kafire taraftar olanı hafif meyledeni de Allah tehdit ediyor cehennem. Şimdi bu adam kafir değil ama bu adam namaz kıldığı halde gider namaz düşmanları olanlarla dost edinir. Allah düşmanlarına taraftar olur. Küfre rıza küfürdür. Şirke rıza şirktir. Adam kafirleri şeriatı, hilafeti kaldıran sisteme, rejimi tarafta. Oruç tutuyor. Hiçbir fayda vermiyor işte. Feveylu lil musallin. Feveylu lil musallin. Nerede geçiyor? Hangi sürede? Eraitellezi'de geçiyor. Feveylu lil musallin. Ne demek? O namaz kılanlara yazıklar olsun. Ha, ustad yeni bir kategori getiriyor. Bir, ehli iman, ehli kafir. Başka yok. İlmi kelamda başka kategori yok. Ustad diyor ki ahir zamanın bir özelliği var ki buradan değil ama şuradan değil ama bundan da kopuk değil. İtikadı var. Bunun gibi de değil. Eylemi var. Hem itikadı var hem eylemi var. Bunun ikinci kategoriyi itikadı var sadakati yok. Yani doğru sıdk bir sadakati yok. Orucu var. Ama küfre taraftar. İtikadı var, sıdıkiyeti yok. Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas.
Mesela Risale'nde de öyle. Mesela Risale-i Nur'a nur talebesiyim diyor. Adam Risale-i Nur'a hücum eden İslamsız oğluna taraftar. Bu Risale'nin otomatik olarak nur talebeliğinden düşer. Hemen. Çünkü Risale-i Nur'a hakaret eden, hücum edenleri dost edineceksin, hem de şahsı manevi olacaksın. Ya ben dershanede vakıf olacağım, gece gündüz kokacağım, korkuyorum. Acaba şahsı maneviden düştün mü, içinde miyim? Sen Risale-i Nur'a muarız ve düşman olanlara beraber olacaksın. Risale-i Nur'u metheteceksin ağzınla, fiilen onlarla beraber olacaksın. Şahsı maneviden kolunu sallaya sallaya istifade edeceksin. Emeğe hakarettir ya. Ayette diyor ya, onlar dillerinde olanı söylüyorlar, kalplerinde olanı dil, söylemiyorlar. Ha demek ki itikatla imanı da anladık. 143 sözlerden söylüyor. Bazıları diyor ki ya şeydir. Kardeşim kategori yapmış. Ehli imanda değilse nerede olursan ol diyor 15. sözde. Bu şeytan şöyle soruyor. Sen diyor Kur'an'ı çok âli zannediyorsun diyor. Bir beşer kelamı kabul et diyor. Ustad da diyor ki Kur'an bir beşer içinde, insanoğlu içinde bir tanesi çıkıp Kur'an benimdir diyen var mı? E kimin ki beşer kelamı kime zannedeceğim? Hiçbir insanoğlu dedi mi ki Kur'an benimdir? Allah'tan başka birisi dememiş. O zaman diyor ki Allah kelamı olarak kabul etme, insan olarak kelamı kabul etme ortadan mı? O da olamaz diyor. Sebebi iflanı kesiyor şeytanın. Bu kategoride değilsen diyor. Hangi kategoride olursan ol, bunun dışındasın. Eğer Allah kelamı değil diyorsan, hangisinin kelamı olursa ortadadır, insandır, kendi kendine ne dersen de bunun yanında değildir. O zaman ehli iman değilsen, nerede olursan o, değilsin, onun dışındasın. Şimdi, her şey açık kardeş. Her şey açık. İmanı pat diye gidiyor adam. Ahir zamanda. Öyle demiş ya, o kadar kolay değil. İmanlı yatacaklar, imansız kalkacaklar. Sabah imanlı çıkacak evden, akşam imansız gelecek. Bu iman mı, itikat mı? Evet. İmandan çıkıyor, itikata giriyor. Ama buna, yani o iman dediğim şey, o sıdkiyete, terklerde diyebilir miyiz? Tabii tabii. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk edeceksin. Mesela niçin onu söylüyorsun? Kardeş, o parti değil. Rejimin simgeselleşmiş bir ideolojidir. Yani bir öğreti değil, bir dava değil. İdeoloji demek kendi fikriyatını eyleme dönüştürmüş. Ne demek ideoloji? Zıttına hakka hayat vermemiş. 4 milyon insan kesmiş. Hilafeti kaldırmış. Ezanları kaldırmış. Menderesi asmış. Yani bizim ayağımıza sıkmış. Kur'an öğrettim diye beni ayağıma sıkmış. Başörtü düşmanı meclisten kovmuş. Bunlar Arabistan'a gitmiş demiş. Başörtülü kızlar şimdi ona oy topluyor. Ahir zaman nasıl olacaktı ki? Başörtülü düşmanlarına başörtüler destek oluyor. Bu ahir zaman başka nasıl olacaktı? Deccal'ın gelmesini nasıl şey yapıyoruz biliyor musun? Mehdi de öyle. 8 ayaklı, 15 kafalı. Acı bir hırkat beklediğimiz için hala ne Mehdi'yi anladık ne Deccal'ı. Başka nasıl olacaktı? Evet. Şimdi... bunu da okuduk, bu şeyleri. Ondan sonra size direkt şey yapacaktım. Ondan sonra geçeceğiz. İnşallah yarın, ama yarın uçuyorum, gidiyorum. Ama ben altyapısını yaptım burada, ama inşallah bundan sonra yayından takip edersiniz. Münker Mekir'in burada İstanbul'da. Sureti var. İstanbul'da mesela. He, İstanbul'da yapacağım. Münker Mekir, ama bu mukaddemesini yapmayacağım burada. Sureti her şeyin, her şeyin imanın sureti, imanın hakikati ve mahiyeti. Bak, imanın sureti bizde. İmanın hakikati cennette, imanın mahiyeti Allah'ta. Bir daha. İmanın sureti burada, bizde. İmanın hakikati cennette, imanın mahiyeti Allah'ta bulunuyor. Tamam mı? Arşivlenmiş. Münker Mekir'in sureti burada. Münker Mekir'in hakikati kabirde, Münker Mekir'in şeyleri Adem ve vücut mahiyette. Onun için Münker Mekir'i kabirde nasıl olacağını senin suretinde okuyacağız, göreceksin. Senin suretini bilirsen, ha senin Münker Mekir'in bilirsin şimdiden. Münker Mekir bilirsin. Budur. Mesela bir tanesi bana demişti, abi ben münafık mıyım? Münafık, münafık olduğunu bilir ve münafıklığına şuurludur. Endişe etme.
Mesela, ya abi bana bir tane fiilen söyle de bir rahatlayayım dedi ya. Dedim ki sen bizimle namaz kıldığın zaman nasıl kılıyorsan evinde tek başında ezan okunca kılıyor musun? Tabii abi kılıyorum. Bizim yanımızda Allahu Ekber odada ya kılmıyorsun kimse yokken evinde veya tane toplar gibi. O zaman dikkat et. Ama cemaatle namaz kılarken örnek için söyledim. Bu değildi alameti. Yani bir küçük yani sen küçük bir şey istiyorsun. Evde de yalnızken de namaz kılıyorsak münafık değiliz. Çünkü münafık namaz kılmaz. Herkesin içine kılar. Tamam. Yastığıyla sabah hiç kılamaz. Hiç kılmaz. Yani. Şimdi biz Münker Mekir'in suretini bahsetmek adına cehennemin ve cennetin suretinden bahsettik. Daha ilerisi var. Ondan sonra geldik toparlıyorum. Münker Mekir'in yaşarken hala orada olmadığını biliyor çocuk. Hocasının simasına girmiş. Yani Münker Mekir. Çünkü hocası mı soruyor bu soruyu? Münker Mekir mi soruyor? Anlayamamış. Men Rabbuke demişler çocuklara, çocuğa. Men muktedadır Rabbuke, onun haberidir diye cevap vermiş. Bana daha zor soru sor diyor hocam diyor ya. Bu kolay diyor. Ya nasıl olur hocasının simasına girer? Ya Cebrail Dihi suretine girmiş. 59 mektubatta diyor ki bir kısım demiyor. Ölen evliyaların çoğu. Evliyaların çoğu, ölen evliyaların çoğu bir kısım değil. Cismi suretleriyle dünyaya geliyorlar diyor. Ahmet Mehmet'in simasına geliyorlar. Benim simamda kaç kişi vardır? Senin simanda kaç kişi vardır? Çoğusu geliyorlar zaten. Kimisi bu böyle. Bir kısım basit elime biraz da düşük evliya kuşların cefine girer. Kardeşim peki buradan oraya gidiş var mı? Buradan ben diyor istikbalde hakikaten şimdi hayalen kabrime girdim diyor. Ben de oradan çıktım o yola. Lan ne işin var senin ya? Niye ihtiyaç duydun? Niye girdin oraya? Ha buradan orası yaşanırken başına neler geldiğini gördü. Bize gösterdi. Oraya da girip de burayı yaşıyor çocuk. Bak oradayken burayı yaşayanları, buradayken oraya girenlerin hallerini bahsetti. Suret hakikat ya. Bu güzel bir şey değil ki. Kabir öyle uzak mı zannediyorsunuz ya? Son cümlem şu olsun. Dün yaptım ya size. Şu kapı var ya. Kapı. Biz içeriden bakalım şu kapının. Şu kapıya içeriden bakarsanız o kapının bu yüzü kabirdir. Ahmet dışarıdan bu daireye girer bak. Dışarıdan. Bu dairenin dışına çıkıyorsun. Çıktın mı abi? Ha. A, kapa kapıyı. Kapa kapıyı. Eylem yap. Şimdi orası mezar. O gördüm. Gir abim içeriye. Gir içeriye. Şimdi kapıyı öteki tarafından bak. Buradan oraya. Kapat o kapıyı. Kapat. Şimdi ha, şimdi kapıya şimdi buradan bakıyor. Burası kabir. Ustad tünelin diyor iş kapısı. Efendim bir cümlem de olsun. Kabir böyleydi. Son. Suretin, suretlerin hakikata inkılap etmesinin şuurda, şuurdanlığı. Şuura dönüşme halimiz Münker Mekir olayıdır. Dünyadaki suretlerimiz öldüğümüz anda Münker Mekir süreciyle, hadisesiyle suretler hakikate dönüşecek. Zaten hakikate dönüşmüş, mutlalı değilim ben. Şuurum yok, şu anda yaptıklarım oraya gitmiyor. Dünyadaki amellerim suret. Ahirette ağaç olacak. Dünyadaki eylemlerim bil kuvvet çekirdek. Ahiret ağaç, iyi dinin. Dünyadaki suret hayatım, suretlerim hakikata inkılap edecek ya ahirete. Suretlerin hakikata inkılap etme şeyidir, sistemin adıdır, Münker Mekir. Suretler hakikata inkılap edecek senin aleminde. Suretler hakikata dönüştüğünü göreceksin. Böyle bakacaksın arkadan geldin, ha buradan geldin. Orada yaptığın bir kitap okuma sayfan, vay be, o bir ne o, gözükecek o, bir sayfa okuduğun risaleden, baktın ki fesubhanallah, bir dut ağacı ya, böyle böyle de sipsiyah, bembeyaz dut yani, tamam mı? Tuğba ağacı, o zaman... Tuğba anlamam ben, dut ağacından anlamam. O zaman
O zaman sekaratta kadar bunları görüyor bu hakikaten. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam hadis. Kaynağını nereye yazdım unuttum. Ölmeden önce ehl-i iman ama ona ölüm öncesi ölüm sevdirilir. Gidecek yeri gösterilir. O zaman şöyle diyebiliriz. Risale-i Nur burada suret. Burada hakikati tutar. Burada Risale-i Nur külliyatından. Bak Risale'nin değil bu. Evet. Külliyatından. Orada Risale-i Nur. Hakikati de Tuba ağacı. Evet. Tuba. Cennetin icaz manevisi. Bak ikinci cümleyi söyledik. Ne dedik? Suretlerin hakikate inkılap etme sürecidir. Münker nekir. Peki dün ne demiştik? Nekir, münker. Münker, nekir. İkisinin cemi kalbi kabir. İkisini cem ediyor. Nekriler, terklerden sorulacak. Mesela defi mefas. Bunu niçin yapmadın? Bu. Bunun niçin yaptın? Tamam. Mesela terklerimiz bu sorulacak. Terkler. La ilahe putları kimleri ilah edindi? Tamam. O cümlesi de şuydu. Cümle değilse de kapatma. Şu. Münker ilah edindiklerimiz. Nekirlerimiz Rab edindiklerimiz. Münker ibadetlerimiz. Nekir terk ettiklerimiz. Münker farzlarımız. Nekir haramlarımız. Münker tabelada yazacaktım. Müsbet ibadet. Nekir menfi ibadetlerimiz. Münker defi mefasit. Nekir, terk-i kebair. Münker, menhiyat. Nekir, günahlar. Münker, mülk. Nekir, melekut. Münker, İslamiyet. Nekir, itikat. Münker, vicdan. Nekir, dima. İkisinin cemi, kalbi kabir. Münker, tartı. Sünnet-i seniye. Nekir, rehberimiz. Kur'an. Sünnet-i Seniyye ve Kur'an'ı daim rehber yap. Vahir davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.